Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesinin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şükür 62700 olduk. O kritik eşiğe geçtik. Bundan sonra hızlanır. Şey, şeye dikkat ediyorsanız arkadaşlar Bazı dönemlerde mesela Bir yerde kitleniyor kanal. Oradan sonra ilerlemiyor. Ama orayı geçti miydi de Sanki depara kalkıyor. Görün bakın depara kalkacağız. Hatta ben 22 Kasım 2023'ün ikinci videosu bu. Yani akşama doğru çekiyorum. Muhtemelen siz biraz hava karardıktan sonra izlersiniz. Tahminim 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne bana bir hediye verip buraya 63 bin yapacaksınız. Bütün Şanlıurfalı kardeşleri de bana selam gönderteceksiniz gibi geliyor. Miguel Crespo'nun açıklamalarıyla başlayalım. Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo. Kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. İşte Crespo'nun sözlerinden satır başları ve önemli yerler. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz diyor. Maçları kazanabilmek adına da bunları gerçekleşeceğiz. Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Üst üste kazandığımız maçlar var ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Maç kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz de Fenerbahçe'yiz ve amacımız e, oynayacağımız tüm maçları kazanmak. En iyisini ortaya koymak. Ee, ve rakipler de bunu yapmaya çalışıyorlar. Zorluk çıkarabiliyorlar. Hani onlar da kazanmak için mücadele ediyor. Milli aradan sonra tekrar oyunumuzu oynayıp seri galibiyetler istiyoruz diyor. Kendinizi sürekli hazırlamalısınız. Kısa süre içerisinde çok maç oynar, oynuyor olmak size bazı sorumluluklar yüklüyor. Fiziksel ve mental anlamda kendinizi sürekli hazırlamanız gerekiyor. İstirahat etmek, vücudunuzu toparlayabilmek, hani bunlar ayarlayabilmek önemli. Çok büyük oyuncularla çalışıyoruz. Bu sene buradaki 3. sezonum ve çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Hani bu yıl farklılıktan olduğunu söyleyebilirim diyor. Çok fazla tecrübeli, çok fazla yetenekli, kaliteli isim yapmış oyuncularımız var. Buna hiç şüphe yok. Bu oyuncuların varlığı da takımımızın kapasitesini arttıran bir unsur. Sadece bireysel anlamda değil. E, hani <laughs> bireysel anlamda bakmamak gerekiyor. Bana göre çok çok önemli takıma etkisi diyor. Kaliteli beraber futbolcular oynamak hoşuna gidiyor insan diyor. Yani futbolcular da bundan keyif alıyor taraftar gibi. Daha fazlasını verebilirim. Bir futbolcu çok süre aldığında, çok oynadığında fazlasıyla özgüvenli olur. Hocamız da bana sahada olmam noktasında fırsat sunuyor, fırsat veriyor. Ben de bundan dolayı ve tabii ki takımıma yardım edebildiğim için çok mutluyum. Şu anda mevcut kapasitemin üzerine çıkabileceğimi düşünüyorum. Bundan fazlasını da verebileceğimi düşünüyorum. Yani ben Fenerbahçe'ye faydalı olmak istiyorum. Türkiye beni çok şaşırttı. Çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerim çok farklı. İstanbul gerçekten çok kaliteli bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Hani burada olmayan insanlar buranın nasıl bir yer olduğunu bilemezler. Ben buranın bu kadar şaşırtacağını bilemiyordum diyor. Pozitif anlamda çok güzel hisler besliyorum. 3 senem geçti. Eşim de burada olmaktan mutlu. Ee, kişisel olarak evde zaman geçirmeyi çok seviyorum. Dışarı çıktığımız zamanlarda insanlar bizlere çok iyi davranıyor. Taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bizler şampiyon olacağız. Açık ve net. Biz şampiyon olacağız. Diğerleri sıralamayı belirlesin diyor Crespo. Buna gerçekten çok inanıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Hiçbir taraftarımız bundan şüphesi olmasın. Biz buna fazlasıyla inanıyoruz. Elbette ki bu süreç içerisinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın göstereceği desteğe çok fazla ihtiyacımız var. Bizler takım olarak şampiyonluğu elde edebilmek için her şeyi yapacağız. Umuyorum ki sezon sonunda bunu onların da destekleriyle birlikte gerçekleştireceğiz diyor. Yani haksızlığın oluk oluk aktığı şu ligimizde ne olur Fenerbahçe'den vazgeçmeyin arkadaşlar. Destekten vazgeçmeyin. Şimdi sıradaki haberimiz transfer. Arkadaşlar transferlerle ilgili haberlere bence yeterince önem vermiyorsunuz. Sonra bak bana şey yapmayın sistemde bulunmayın hocam işte bize duyum vermiyorsun diye. Hani biraz beğenileri arttıralım izlenmeleri arttıralım ki attığımıza değsin. Şimdi Batshuayi'nin ayrılık ihtimaline karşılık. Fenerbahçe alternatif bakıyor ve 26 yaşındaki forvet Rafa Mir gündemde. Sevilla'dan ayrılmak istiyor. 1.91'lik forvet. Arkadaşlar bakın pivot santrafor. Yani Aykut Kocaman'ın da İsmail Kartal'ın da bu pivot santrafor aşkını zaten anlatmaya gerek yok herhalde. Şimdi alternatif olarak aranıyor Fenerbahçe'de. Çünkü Antwerp'in Kulüp Bürüz'ün e, transfer dedikoduları aldı başını gidiyor. Ve yeni bir maceraya atılması bekleniyor. Sevilla'da hocası Diego Alonso ile anlaşamadığı için ayrılmak istiyor. 26 yaşında. Fenerbahçe'ye teklif edildi. 2027'ye kadar da sözleşmesi var. Ve yönetim Kartal'a atıyor. Yani teknik direktör İsmail Kartal'a topu atıyor. Niye? Çünkü Edin Ceko'ya bir alternatif olabileceği düşünülüyor. Bu ismin hem forvet hem kanat özelliğine sahip detaylı bir araştırma. Tabii ki bu transferde belirleyici olan Batu durumu. Yedek kaldığı için mutsuz. Arabistan kulüpleriyle de adı anılıyor. bakalım Fenerbahçe ne yapacak diyor. Ben bir şey söyleyeyim. İnşallah Batu Arap kulüplerinden birine satabiliriz. Rafamir 26 yaşında İspanyol forvet 1.91 boyunda. İspanya U23'te bir kez oynamış, A takımda oynamamış. 6 milyon euro piyasa değeri var arkadaşlar. Şimdi 1.91 ve kanat oynayabiliyorsa demek ki hızlı bir forvet. Bak bu bizde iş yapar. Zamanında 16'ları görmüş. <laughs> Wolverhampton'da, Nottingham Forest'ta yani İngiltere liginde de boy göstermiş bir forvet. Bu sezon 10 maçta 2 gol ama 279 dakika. Vallahi Muhtemelen burada e, anlaşamayacağız gibi geliyor bana ama alın size forvet. Harbi söylüyorum bak. Ceko'nun arkasında kalmayı dert etmez. Huzursuzluk çıkarmaz. İspanya milli takımı belki Euro 2024'te oynamak ister. Ki Fenerbahçe'nin futbolcu geliştiren bir takım üviyetinde olduğunu da hatırlatmak e, gerekir birçok arkadaşımıza. Bence bu transferi düşünmek lazım. Fenerbahçe'de 6 numara hareketi rota değişti. Rota oluşturuluyor. 100 metre sonra ikinci çıkışın üçüncü çıkışından <laughs> dördüncü çıkıştan geçiniz. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste belirlendi. Al Musrati'nin temsilcisiyle kısa süre içerisinde temasa geçecek. Ee, ve 6 numara transferi. Listedeki isimler Rade Kurunic, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'dı diyor. Bak. Neyse yönetim İsmail Katal'a görüştükten sonra Braga'nın 27 yaşındaki Libyalı yıldızı Musrati'yi ilk hedef olarak belirledi. Sebebi ise İsmail Kartal'ın oyun sistemine daha 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 yatkın olması Musrati'nin. Yani Maserati Musrati Musrati Maserati. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Oyun sistemine yatkın diyor ya arkadaşım. Hani merakımdan soruyorum. Acaba neresi tam olarak yatkın? Hani tam neresinden bahsediyor? Ama şu bir gerçek. Şimdi kalitesiz bir futbolcudan bahsetmiyoruz. Kaliteli bir isimden bahsediyoruz. O ayrı mesele. 16 milyon euro transfer market değeri var ve bu bak Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ben size kanıtlayayım futbolcuyla. 16 maça çıkmış, 1148 dakika, 4 gol, 1 asist. Ön libero. Hocam 4 gol, 1 asist yaptıysa kesin ilgilenmişiz. Tamam, senin duyumun doğrulandı hocam. Şimdi Fenerbahçe kapıyı bir kez daha çalacak diyor. Ama şunu belirteyim arkadaşlar. Öyle az buz bir para istemiyorlar. Yani 16 milyon euro transfer market değeri var. Hemen hemen o parayı istiyorlar yani. Hani 16 maça çıktı. Şöyle yaptı böyle yaptı. <laughs> Arthur Jorgen'in kadroda yer verdiği isimlerden birisi. 1148 dakika. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Diyor. Ya arkadaşlar ben açık söyleyeyim. Ben Musrati'yi beklemiyorum. Ve size Kurun Fenerbahçe'de diye bir video çektiysem. Ben sözümün arkasındayım şu an 99 benim gözümde hatta yüzde 99 da değil yüzde geç yüzde bir olma payı bırakayım çünkü transferde her an her şey değişebiliyor bazen elinizde olmayan şeyler olabiliyor hani yüzde 99 benim gördüğüm kadarla kurun iş takımını ikna edecek ve Fenerbahçe'ye gelecek gibi hani bu benim gördüğüm kadarıyla açıkçası ama göremediğim ya da Fenerbahçe gözlüğüyle baktığım için göremediğim bir şey varsa da bir şey diyemem. Fenerbahçe'ye Süper Lig'den yeni joker Yasin Özcan. Şimdi bak. Bu haber biraz tuhaf. Savunmayan yerli bir isim arıyor Fenerbahçe ve Serdar Saatçi'den sonra Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Yasin Özcan'ın da listeye girdiği kaydedildi. Şimdi yabancı kontenjanda sıkıntı var. Ben bir şey söyleyeyim. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın da sıkıntısı. Ya da Beşiktaş'ın da sıkıntısı. Önce onu belirteyim. Şimdi Rafamir, Musrati, Yasin Özcan. Bak isimler değişmeye başladı. Yeni yeni isimler eklenmeye başladı. Şimdi Serdar Saatçı'nın kiralanmasını istedik ancak olmadı. Emir Ortakay'a diğer bir seçenek. Geri dönme ihtimali. Hala var mı? Var. Ve Yasin geçen sezondan beri şans buldu. Kasımpaşa'da A takımında 33 maça çıktı. 3 gol 1 asist yaptı. 17 yaşında. Hem stoper hem sol bek. Fenerbahçe'de böyle önemli bir ismi kadrosuna katmak istiyor demiş. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Birkaç sene önce Fenerbahçe gençleri çöp eden bir takımdı. Şimdi gençleri kral eden bir takım. Herkes için hayırlısı olsun. Ben bu kadar diyeyim. Ha ilgileniliyor mu? İlgileniliyor. Bir Türk stoper düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Peki yapılacak mı transfer? Onun için bir şey diyemem. En son kısımda bunu hep birlikte konuşayım. Bir haberim daha var. Onu da konuşayım. Sonra genel bir değerlendirme yapacağım. Ezeli rakiplerden daha doğrusu ezeli rakiplerin fikstür denkliği. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk yarının sonuna dek fikstürde hani denk fikstürde olması dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'da benzer mesafe kat edecek diyor. Şimdi 12. hafta sonunda aynı galibiyet sayısı, aynı puan, aynı beraberlik sayısı, aynı mağlubiyet sayısı ve ilk yarının sonuna kadar oyuncakları karşılaşmalarda iki takımda yalnızca bir kez İstanbul çıkacak. Üst üste iki iç saha mücadelesinde Fatih Karagümrük ve Sivas Sporu konuk edecek Fenerbahçe. Ee, ve ligin 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaşacak. Derbi müsabakasının ardından da derbinin ardından da evinde Konya Spor'la oynayacak diyor. Ardından Kayseri deplasmanı ve gidiş dönüş için 1240 km. Sanki uçakla gidiyor, sanki yürüyerek mi gidiyorlar? Galatasaray'ın da tek deplasmanı Sivas. Yani Fenerbahçe gibi da bir kez İstanbul dışına çıkacak. Şimdi 13. haftada Alanya Spor'u konuk edecek. 14. haftada da Pendik'te deplasmanda karşılaşacak. Hadi inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Fenerbahçe'ye ne yapmak istiyorsanız bin beterini başınızda bulun inşallah. Sonrasında 15. haftada iç sahada Adana Demirspor mücadelesi. Ligde Sivas Spor deplasmanına gidecek ve bu seyahatte gidiş geliş toplam 1400 kilometre. Yani iki ekip de Avrupa'da aynı deplasmana gidecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve, Fener ve yani e son maçlar için Danimarka'ya gidecek diyor. 30 Kasım Perşembe günü Nörsland'da karşılaşacak Fenerbahçe. Uçakla Kopenhag'a gidecek Fenerbahçe. Maç için Kopenhag'a 25 km uzaktaki forum kendine hareket edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 Aralık'ta Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak Galatasaray. O da 12 gün sonra aynı ülkeye gidecek diyor. Yani gidiş dönüş aynı. Yılın son maçı Suudi Arabistan'da her iki takımda. Suudi Arabistan'a gidecek. Gidiş dönüş toplam 4934 km yol yapılacak. İlk yerde İstanbul dışındaki tek lig maçını Sivas'ta oynayacak Galatasaray. İlk yarı yani sonuna kadar toplamda 10338 km. Fenerbahçe'de 10228 km yol gidecek diyor. Bu da iki takım arasındaki benzerlik. Şimdi tekrardan baştan bir toparlayalım. Rafa Mir Fenerbahçe'ye önerildi mi? Önerildi. Peki Fenerbahçe'nin kararı ne oldu? Alınacak mı? Alınmayacak mı? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Arkadaşlar bu öneriler her zaman oluyor. Yani belki sezonda 400 tane futbolcu öneriliyor bir kulübe. Fenerbahçe'ye falan. Peki 400 futbolcu öneriliyor. Yani 400. Herhangi bir enteresanlık yok arkadaşlar. Doğru duydunuz sayı 400. Ama ben Mir'in Fenerbahçe için biçilmiş kaftan olacağı görüşündeyim. Tabi Baccio'yı satılırsa satın alma opsiyonu kiralanır eğer olacaksa da onu da belirteyim. Almusrati'yi beklemeyin. Yasin Özcan'ı bence beklemeyin. Bence Kasımpaşa Yasin Özcan'da büyük oynayacak. Avrupa'dan birine satacak hem de iyi paraya. Radekurniç ben bekleyin derim. Sani Özcan'ı beklemeyin. Serdar Saatçi'yi beklemeyin. Gelmiyor. Emir Ortakaya konusunda %100 karar verilmedi. Kres Bobat dedik. Hani benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Fenerbahçe'nin transfer rotası değişti diyor haber başlığında. Ya Fenerbahçe kesinlikle şampiyon olacak da diyelim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, hani her şeyin hayırlısı diyelim arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun ama şu bir gerçek. Mir, Rafa Mir, Rade Kurunic, hadi Yasin Özcan da diyelim. Eğer böyle transferler gerçekleşirse de bence hem geleceğe yatırım yapılmış olur hem zekice bir hamle yapılmış olur. Ama açık söyleyeyim ben bir tek Rade Kurunic'i bu videoda garantileyebilirim. Geri kalan Arkadaşlar hiçbiri gelmez diyorum şimdiden. Ama durumlar değişir. Duyumlar değişir. O zaman da size aktarırım. Videoları takipte kalın. Kanalı takipte kalın. Görüşmek üzere.